oruç açılmadan önce Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ezan okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Yemek duasından sonra Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan iftar yemeğine katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Birlik, beraberlik ve barış mesajları içeren konuşmasının bir bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde MHP'li Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu'nun "Baykal'a oy verseydik dinsiz partiye oy verdiler derlerdi" sözüne atıfta bulunarak "Dinimizin buyruğu insan olmamızdır, insanlara karşı eşit olmaktır, adaletli olmaktır, hakkaniyetli olmaktır, barışsever olmaktır. İşte biz bu inancı taşıyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti. Kalıcı olmalıdır, insan olmalıdır. İnsanlara karşı eşit olmak, adaletli olmak, hakkaniyetli olmak, barışsever olmak. Bu çok önemli. İşte biz bu inancı taşıyoruz. Özellikle bizim için inançsız diğerler kendi inançlarını bir kez daha gözden geçirsinler. Tam tersine biz inancımızın, İslam'ın gereklerini yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Hiç kimse bizi din dışılıkta, dinsizlikte, imansızlıkta ifade edemez. Zaten dinimiz böyle bir ifadeyi kesinlikle reddediyor. Hiç kimse için din konusunda ahkam kesmeye yetkimiz yoktur. Onun için bu şekilde davrananlara, bu şekilde konuşanlara şiddetle burada bunun yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum ve karşı geliyorum. Çünkü biz özellikle şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu şartlarda baktığımızda biz ne kadar doğru yolda olduğumuzu ve bize bu noktada nasıl öğretildiğini ve bunun da biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri bize aynı şekilde yaşamımızı da dinimizin emrettiği şekilde burada kardeşliği, barışı, adaleti emretmiştir. Dolayısıyla böyle bir inancı sahip olan bizler asla asla İslam'ın izinden çıkmamız söz konusu değil. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasını bitirdi. İnşallah bayramda da sizlerle hep birlikte sevdiklerinizle beraber o güzel, mutlu bayram günlerini geçirirsiniz. Yapmış olduğunuz ibadetlerin karşılığında bayramda mutlu olursunuz. Ve temenni ediyorum önümüzdeki yılda burada yine bir iftarda birlikte olabilmek için hepinize sağlık, dolu günler, sağlık dolu günler diliyorum.